Herkese merhaba. Yeni bir bok gibi kitap incelemesine hoş geldiniz. Sizinle bugün Gülten Dayıoğlu'nun Yeşil Kiraz'ını inceleyeceğiz. Kitaba başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben bu kitabın yansıtıldığı gibi yani her yerde işte Ekşi'de, Goodreads'te, sonra sizin mesajlarınızda hep bana yansıtılan şuydu. Aman Allah'ım çok kötü bir kitap, çok travmatik. Bana işte çok kötü etkisi oldu bir çocukken falan. Ve ben ya gerçekten çok kötü bir kitap zannediyordum. Hatta Gülten Dayıoğlu'nun başka kitaplarını da okumuştum. Nasıl yani benim ya ben bu yazarı hiç böyle tanımıyorum. Nasıl bu kadar kötü bir kitap çıkarabilir diye düşünüyordum. Kitabı 3'e böldüm. 3 bölümden oluşacağını düşünüyorum. Eğer uzamazsa. 1 bölü 3'lük kısmını okudum ve ben yani bok gibi bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Adını Feriha Koydum adlı dizi bu kitaptan esinlenerek yapılmış. Biraz da bu benim ilgimi çekti açıkçası. O yüzden incelemek istedim. Ama yani şöyle bir durum var. Kitap bok gibi değil. Yani bence kitap o kadar kötü bir kitap değil. Yazar da kötü bir yazar değil yani. Sadece buraya 14-15 yaş yazmışlar. Kitabın asıl fiyatı 18'miş. Ben 28 liraya aldım. Şu an onun şokundayım. Allah belanı versin nezih diyorum ve devam ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir yaş skalası var. Ve burada 14-15 yaş olarak belirtmişler. Yani sadece şunu söyleyebilirim. Ben bu kitabın 14-15 yaşında bir çocuğun okuması gerektiğini düşünmüyorum. Bence 16, 17, 18 falan hatta o şekilde okunursa daha düzgün çıkarımlar yapılabilir kitaptan. Ama 10 yaşında bir çocuğa okutulursa tabii ki travmatik olacaktır. Anlatacağım zaten şimdi kitabı beraber incelediğimizi anlayacaksınız. Ama kitabı 10 yaşında size öğretmeniniz okutuyorsa bu Gülten Dayıoğlu'nun suçu değil yani. Ortada böyle bir yanlış anlaşılma, böyle bir karmaşıklık var. Bir de şöyle bir şey var. Yazar olayları olduğu gibi anlatıyor. Aslında toplum eleştirisi var burada. Yani toplumdaki insanların kötülüğünü, çürüklüğünü anlatıyor. Ve bunları olduğu gibi anlatıyor. Bir çocuk okuyacaksa bunu doğrusunu da söylemek gerekiyor. Yani buradaki davranış neden doğru, neden yanlış? Yani çocuğun kendi kafasında bu algıları oturtabilmesi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yazarın yazması gerekiyor. Yani yazar bunu yazmamış. Sadece toplumun çürüklüğünü, insanların çirkinliklerini falan bizim önümüze sermiş ve bu bilgiyle ne yapmamız gerektiğini bize bırakmış. O yüzden bence bu kitaba kötü diyorlar. Yani çocukken okuyan kişiler özellikle. Çünkü sanki bunların normal olarak kabul etmemiz gerekiyor gibi bir algı oluşmuş yani çocukken okuduklarında. Dediğim gibi kesinlikle küçük bir çocuğun okuması gereken bir kitap değil. Ama yani küçükken okudunuz diye yazarın suçu değil bu yani. Öğretmenler suçlu yani. Bu kitabı 10 yaşında bir çocuğa okutan öğretmen şuursuzdur yani. Nasıl Huzur Sokağı okutup sizi sınav yapanlar varmış ya anlatıyorsunuz bana. Yani bunu okutup sınav yapmak da bence çok küçük çocuklar için kesinlikle uygun değil yani. Bu bilgiyi de verdikten sonra kitaba başlayabiliriz. Ben Adını Feriha Koydum dizisini izlemedim bu arada. Yani hiç bilmiyorum. O yüzden siz bana bir benzeşme ya da aynı senaryo, kesinlikle aynı kısımlar görürseniz yorumlara yazarsınız. Aa Feriha gerçekten böyle bir şey yaşıyordu falan filan diye. Benim için de ilginç olur yani okuması. Arkadaki küçük kısa özetten başlayalım şimdi. Kiraz ailesine sürdürdüğü yaşam biçimini beğenmeyen, gözü yükseklerde bir genç kızdır. Çevresiyle sürekli olarak sosyal, kültürel ve ruhsal çatışma içindedir. Çocukluğundan beri hep toplum içinde sınıf atlamayı düşlemektedir. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de coşku, yalan ve korkularla örülmüş doyumsuz bir aşk serüveninin içinde bulur kendini. Tutkuların tutsağı olan Kiraz, toplumun değişik kesimlerinde birbirinden ilginç yaşam biçimleri denerken, türlü türlü insan tiplerini gözlerken, kısacası kabuğundan kurtulup yükseklere kanat açmaya çabalarken onunla birlikte olmak ister misiniz sevgili gençler? Bir şey yani bu arka kapağı okurken bir şey düşündüm ben. Sınıf atlamak istemek, ya tabii etrafındaki insanları beğenmemek, kibir duymak güzel bir şey değil de. Yani daha iyi yaşamak istemek, daha çok para kazanmak istemek, ne bileyim daha insancıl şartlar için. Çünkü gerçekten bok gibi bir hayatı var kızın anlatacağım. Ya bunları istemek kötü mü? Kötü şeyler mi? Yani kim böyle bokun içinde yaşamak ister ki? Kimse, yani kimse kötü yaşamak istemez. Mazoşist falan değilseniz. O yüzden bu sınıf atlamak isteyenlere yapıştırılan ay yumurtadan çıkmış da kabuğunu da beğenmiyor yaftası bana çok garip geliyor. Yani etrafındakileri ezmediğin, hakir görmediğin, kibirlenmediğin sürece bence daha iyi yaşamak istemekte bir sıkıntı yok yani. Şimdi ben bok gibi bir kitap olmadığını söylüyorum. Ama belki ilerleyen yani kitabın diğer 2 bölü 3'lük kısmında yazarın kendi fikirleri olduğunu düşündüğüm ve gerçekten çok kötü şeyler varsa onları da size söylerim tabii ki. Evet. Kiraz o gün yaşama dört elle sarılmakla yaşamdan kopma durumunda bocalıyordu. Hiç kimseyle konuşmak istemiyordu. Ruhsal, zihinsel, hatta bedensel yönden tükenmiş gibiydi. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde evden fırlayıp çıkmış, sokaklara vurmuştu kendine.
Kendisiyle içsel bir hesaplamaya girişmişti. Dünüyle bugünüyle yaşamını irdeliyor, yarınları omuzlarında taşıyıp taşıyamayacağını kestirmeye çabalıyordu. Yani bir olaylar olmuş ve sanırım yani söylediği kadarıyla intiharın eşiğinde. Hayat gerçekten yaşamaya değer mi yoksa değmez mi bunu tartıyor kafasında. 18 yıllık yaşamında yaptığı yanlışlıkların dökümünü yapmaya çalışıyordu. Yalan söyleme tutkusu dışında pek suç bulamadı üstlenebileceği. Yalanı çokluk toplumun çarpık değer yargılarına karşı sığınak edindiğinin bilincindeydi. Kendini bu tuzaktan koruyamadığı için üzgündü. Ama yaşamının böylesine tepe taklak olmasında yalan tutkusu tek neden değildi kuşkusuz. Daha neler vardı neler. Belleğinin en belirgin anıları özgürlü günlerdi. Nedenli kaçsa, nedenli unutmaya çalışsa bir türlü geçmişin derinliklerine gömemiyordu Özgür'ü. Onunla yaşadığı aşk serüveni sürecinde beynine çakılan öylesine güzel, öylesine çirkin ve acı anılar vardı ki. Bir gün biliyor musun demişti Özgür. Sana tanıştığımız günden beri bir şey söylemek istiyorum. Öteki kızlar gibi değilsin. Başka bir esinti var içinde. Gün oluyor seni ışık gibi gözlerimden içime akıtasım geliyor. Gün oluyor ah diyorum kirazıma bir solukta ciğerlerime çekebilsem. Şimdi arkadaşlar bu yıllarda yazılan bu kitap 95 yılında ilk basım yapılmış. Yapılan çoğu medyada yani filmlerde, dizilerde, kitaplarda sanki normal bir kız olmak ayıplanacak, utanılacak bir şeymiş. İşte ben çok kitap okurum, ben topuklu ayakkabı giyemem, ay çok ineyim falan ya. Yani kendini normal kızlıktan arındırmanın asıl. Yani saygı görmek için normal kızlar gibi olmayacaksın. Bazı davranışların erkeksi olacak falan. Hep bununla beslenmişiz. Yani bizim jenerasyon özellikle bununla beslenmiş medya olarak. Bu arada İpek Ongun kitaplarını ve bu tarz Gülten Dayıoğlu kitaplarını erkekler de okuyordu o zamanlar. Yani erkek çocuklara da okutuluyordu bunlar. Yani erkek çocuklar da bunları öğreniyor. Yani yazarın şu ana kadarki gözüme en çok batan, en hoşlanmadığım şey bu olabilir. Bu tarz bir medyadan, bu tarz içeriklerden artık arınmamız gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir video var. Aşağıya bırakıyorum. Onu da izlerseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani çoğu filmde, çok sevdiğimiz filmlerde bile başrollerdeki kadınlar hep ya ben de çok sakarım, şapşalım, hiç diğer kızlar gibi değilim falan havası var yani. Ve artık bu havadan kurtulmamız gerekiyor. Yani normal bir kız olmanın ayıp bir şey olmadığını artık medyada da görmemiz gerekiyor bunu. Çünkü bize ne besleniyorsa özellikle erkekler, o zaman onlar da yani bu hani bunu tekrar etmeye başlıyorlar çünkü. Farklı bir kız o abi, farklı. Bir de kadınlara kendini daha farklı, daha özel hissettirmek için böyle şeyler söylemeye başlıyorlar onlar da. Halbuki çok itici bir davranış bence bu. Yani sen farklısın abi, sen onlar gibi değilsin. Ve bir kadın olarak sizin bundan götünüzün kalkması. Evet, zamanında hepimiz yaşadık. Yani ben de böyle bir kız oldum. Özellikle orta, son ve lisenin başlarındayken kendimi bir bok zannediyordum. Yani çok farklıyım ben falan filan. Çünkü size yani karşı taraf hem öyle hissettiriyor hem de siz öyle olmanın bir bok olduğunu zannediyorsunuz. Çünkü size her zaman onlar yedirilmiş yani. O medya yedirilmiş. Ama öyle bir şey yok yani. Kirazımsın benim. Hem de yeşil kirazım. Çok düşündüm bunu. Benim gözümde henüz kızarmamış bir kirazsın. Seni ben erdireceğim. Benim olduğun zaman yüreğimde yanardağ gibi kaynayıp duran sevginin sıcacık ışıklarıyla erecek, kızaracak, kiraz olacaksın. Şimdi küçücük yeşil bir kirazsın. Bu da çok söyleniyor. Sen şimdi küçük bir kızsın. Güzelliğinin farkında değilsin. İleride daha da güzelleşeceksin. Kadın olacaksın. Şey algısı da var bunun içinde. Çok iğrenç bir şey ama bakire. Hani sen bakiresin. Tertemizsin, yeşil kirazsın ama sen benim olunca kırmızı kiraz olacaksın. Çünkü ben seni erdireceğim. Yani ben seni s**eceğim demek istiyor kısacası. Ve sen artık kırmızı kadın olacaksın, seksi olacaksın falan böyle. Hani alttan böyle bir anlam da var. Ve bu da çok iğrenç. Ve çocuklara böyle şeyler öğretilmemesi gerekiyor. Yani ilişkilerde böyle lafların normal şeyler değil red flag olduğunu çocuklara öğretmemiz gerekiyor yani. Ve aşağılayıcı da yani. Bakın şimdi söyleyeceği şeye bakın. Sonra yüreği buz kesti. Özgür'ün tükürür gibi yüzüne karşı söylediği çürük kiraz sözleri ağılı bir yılan gibi sardı benliğini. Mesela işte biz ayrıldığımızda da sen çürük kiraz olacaksın. Sen değersiz olacaksın. Yeşil kirazdın. Benleyken kırmızı olacaksın ama bensiz çürük olacaksın. Çok yanlış, çok iğrenç bir algı. Özellikle ilk gençlik çağındaki çocuklara bunun normal bir şeymiş gibi verilmemesi gerekiyor. Bu noktada evet. Gerçekten sinir bozucu. Neyse. Sonra bir tane köylü kadın kızını okula götürmek için yardım istiyor kirazdan. Nasıl biz okula gideceğiz bacım falan gibi. Hani oradan köylü olduğunu anlayın siz. Sonra o da götürüyor. Ve kadın da diyor ki seni yorduk bacım. Cahillik zor. Ben kızımı okutacağım. Okusun her şeyi öğrensin de bencileyin. Yetilmedik kabak gibi dangırlayıp durmasın insan içinde.
de böyle bir şey var. Yani belki yazarın böyle bir hatası olabilir. Köylüler sürekli kendini aşağılıyor. İlerleyen zamanlarda da göreceksiniz. Biz köylüyük. Bir şey bilmeyik. Beğenmezler bizi. Biz bok gibiyik. Biz kabak gibi dangırdı yok falan. Sürekli kendilerini aşağılıyor. Bence köylüler normalde kendilerini bu kadar aşağılamıyordur yani. Bizim gibi olmasın, yol yordam öğrensin. Sonra kirazla dilerim her şey umduğun gibi olur diyor. Ve aklına kendi çocukluğu geliyor. Kendi ilk okula başlayışı geliyor. Çünkü kendi annesi de köylü. Ve o da o şekilde götürüyor onu okula. Sonra ta birinci sınıfı okuduğu umut yüklü yıllara uçtu gitti. Sonra geçmişi anlatmaya başlıyor. Kiraz masasının üzerindeki deftere abanmış ödev yapıyordu. Yarı yarıya ayakta ve hep tetikteydi. Çünkü katlara bağlı çağrı zilleri ikide bir çalıyor, çalıyor, çalıyordu. Buradan babasının kapıcı olduğunu anlıyoruz. O zamanlar 90'lı yıllarda, 80 sonları 90 başlarında kapıcılık diye bir olay vardı. Yani şu anki apartman görevlisi sadece aidatı topluyor, çöpleri falan alıyor. Genel temizliğine ya da herhangi bir terslik varsa elektriğine, suyuna, bir şeylerine falan bakıyor ya. O zaman yani böyle insanlık dışı bir iş. Gerçekten. Parayı veriyorum, işte bir ekmek al. Yani hiçbir şekilde mesai saati kavramı yok. Her saniye zillere basıp ayağına köle gibiler yani. Gerçekten kölelik. Para verseler bile kölelikten başka bir şey değil. O zamanlar gerçekten böyle bir iş varmış yani. Ya benim bu kitaplarda okuyup filmlerde izlediğim kadarıyla kendim hiç görmedim bilmiyorum ama Kapıcılar Kralı var ya Kemal Sunal'ın. Bence onu da izleyebilirsiniz. O da çok çok güzel bir film. O zamanki yani kapıcılık mesleği konusunda bence çok fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Hatta bence bu videoyu bitirdikten sonra onu açın. Gerçekten çok eğlenceli, çok da güzel bir şekilde eleştiriyor yani o mesleğin ne kadar yıpratıcı bir meslek olduğunu çok güzel, eğlenceli bir şekilde eleştiren bir film. Neyse, kirazlar bir yıl önce köyden kente göçmüşlerdi. İstanbul'un Nişantaşı semtinde lüks bir apartmanda kapıcıydılar. Tam sonbahar geldi cümlesini yazarken birden kiraz, kiraz bağırtısıyla irkildi. Ziller bozuk olunca katlardan bu yöntemle çağırıyorlardı. Ana, yukarıdan çağırıyorlar, duymuyor musun? Anası kalorifer kazanının önüne çömelmiş patates soyuyordu. Öfkeyle çıkıştı kızına. Bana diyeceğine fırlayıp gitsene. Zaten beni değil seni ünlüyorlar. Homurdana homurdana koşarak merdivenlere atıldı Kiraz. Semra Hanım Kiraz'ı karşısında görünce bir güzel payladı. Neden sesimi duyunca hemen koşup gelmiyorsun? Bu yaşta bunca uyuşukluk niye anlamıyorum. Bizim zil bozulmuş, babana söyle de hemen yaptırsın. Bu arada o filmde de göreceksiniz ve burada da. Yani insanlar birbirlerine o kadar kötü davranıyorlar ki özellikle eve temizliğe gelen kadına, kapıcılara, kapıcının çocuklarına. Hem o filmde hem bu kitapta o kadar kötü davranıyorlar ki bazen düşünüyorum gerçekten böyle miydi acaba? Sabahtan akşama kadar ayakları sudan çıkmıyor ki. Köylü, bakmaz bunlar kendilerine. Doğru vallahi. Bir ayakkabı bile almazlar. Acımayın efendim. Para bu çarıklılarda. Geçen ay iki çift ayakkabı verdim. Yanlış vermeyin efendim. Giymez bunlar. Biriktiriyorlar. Yani sırf burada böyle kitap diye, film diye, hikaye diye bir abartı var mı? Yoksa insanlara birbirine bu kadar kötü davranıyor muydu diye merak etmeden edemiyorum. Ne demeye oyalanıp duruyorsun? Al şu parayı. Köşedeki kuru yemişçiye git. Alacaklarını bu kağıda yazdım. Konuklar neredeyse girirler. Fırla çabuk. Kiraz kuru yemişleri almış dönüyordu. Kapıda postacıyla karşılaştı. Postacı onu pek severdi. Hah dedi, iyi ki sana rastladım. Şu mektupları katlara dağıtıver. Sonra Kiraz diyor ki ödevimi yetiştiremeyeceğim postacı amca. Bugün sen dağıt zarfları, başka zaman yardım ederim olmaz mı? Postacı arkasından sevecenlikle seslendi. Akıllı Kiraz'ım benim. Allah zihin açıklığı versin. Sonra Kiraz oraya odaya gidip yeniden defterine yumuldu. Derse oturunca mutlu oluyordu. Kapıcı Mahmut'un kızı olmaktan çıkıyor, kat çocuğu sayıyordu kendine. Kapıcı çocuğu olmayan çocuklara bir özendiğini anlıyoruz buradan. Tekrar zile basıyorlar ve annesi bu sefer tekrar bağırmaya başlıyor. Kiraz, adı batasıca kız. Zile basıyorlar, fırlayıp gitsene. Kiraz anasına diklendi. Bu kez de kendin git, ödevimi yetiştiremeyeceğim. Bakın hele şu arsıza, bir de karşılık veriyor. Oraya varırsam yırtarım ağzına. Küle kömüre bulandım, nasıl çıkarım insan içine? Sonra fırlayıp yukarıya çıkıyor Kiraz tekrar. Bu arada yani annesi bile çok kötü davranıyor çocuğa. Yani böyle bir ortamda yetişiyor çocuk. Yani bu çocuğun sınıf atlamak istemesi anormal bir şey mi? O kadar normal ki. Bu kez Nevin Hanım hizmet istiyordu. Koş bir demet maydanoz al gel. Yani böyle bildiğin hani 3-5 kuruş para veriyorlar ama sonuç olarak kölelik gibi bir şey yani. Kimse böyle çalışmak istemez. 5 dakikada bir, 5 dakikada bir tetikte. Zaten yıllar içinde herhalde artık yani bunun anormal bir şey olduğu anlaşılmış ki böyle bir meslek yok artık yani. Sonra yemeğini yiyip okula gidiyor Kiraz. Anne ben okula gidiyorum. Zile mile kendin bakarsın artık. Annesinin canı burnundaydı. Cehenneme kadar yolum var. Git köpek dölü. Sen de git. Zile de bakarım küle kömüre de. Yazgın bu benim. Gidin hepiniz gidin. Bu
çocuğun suçu mu? Niye? Çocuğa o kadar korkunç davranıyorlar ki bunu 10 yaşındayken okuyup da travmatize olmanızı anlayabiliyorum yani. Neyse okula gidiyor. Okulda her şey çok iyi. Aritmetik, okuması, her şeyi çok güzel ama yazısı kötü biraz. Öğretmen de velisini çağırmak istiyor. Yazı alıştırmaları için annesine babasına falan bir şeyler söylemek için ama tabii ki Kiraz annesinden babasından utanıyor ve onlara bir şey söylemek istemiyor. Bu kez yine evdekilere bir şey söylemeyecekti. Öğretmenin ana babasıyla tanışmasını kesinlikle istemiyordu. Anasının kara çarşafının altından sarkan güllü şalvarından, ağzına burnuna doladığı kirli tülbentinden, babasının derme çatma ceket ve pantolonundan, yağlı kasketinden, kara lastik ayakkabılarından, sakallı suratından utanıyordu. Kapıcı kızı olmak da ona utanç veriyordu. Bu nedenle öğretmene babasının işini söylemiyordu. Yani büyüyünce böyle şeyler hissettikleri için üzülüyorlar. Ama o yaşlarda çok yani çocuklar biliyorsunuz birbirleriyle çok dalga geçiyor falan ya. O yüzden utanıyor işte yani çocuk. Sonra babasını da kömür alır satar. Yani babam kapıcı demiyor, mesleği kömür alıp satmaktır diyor. Öğretmen de onun babasının meslek bölümüne kömür tüccarı diye yazmıştı. Bir de öğretmenler çocukları tanımak için anne babanız ne iş yapıyor falan derler ya. Ben de zamanında yapıyordum bunu ilk öğretmen olduğum zamanda. Çocuğu tanımak için nasıl bir ortamda büyüyor. Büyüyünce ne olmak istiyor falan filan. Bu tarz şeyler sorulur ki çocuğu birazcık tanımak için aslında. Ama aslında çok hödükçe bir şey. Bunu fark ediyorum ben. Çünkü sonuçta anne veya babası ölmüş olabilir. Ya da mesleğini söylemek istemiyor olabilir, utanıyor olabilir. Aslında herkesin içinde kaldırıp da annem baban ne iş yapıyor, kaç yaşındalar falan. Hani böyle çok kişisel soruları sormak güzel bir şey değil. Bunu yeni yeni fark ediyorum yani. Zaten son öğretmenliğimin son yıllarına doğru yapmamaya başladığım bir şeydi. Ama keşke diyorum ki en başta da yapmasaydım. Çünkü sonuçta ben orada otoriteyim ve arkadaşların içinde söylemek zorunda yani. Aslında hiç hoş bir şey değil. Bilmiyorum şu anki öğretmenler yapıyor mu ama bence daha dikkatli bir yolu vardır mutlaka bunu yapmanın. Anne babasının tersine Kiraz'ın üstü başı düzgündü. Giyim kuşam yönünden kapıcı çocuğuna pek benzemiyordu. 4 numarada oturan Candan Hanım, kızı Dilek'in az giyinmiş, ufak tefek lekesi olan ya da biraz solmuş giysilerini Kiraz'a veriyordu. Kiraz ilkokula başladığında 8 yaşındaydı ama kimliğinde 6 yaşında görünüyordu. 2 yıl okula almamışlardı bu yüzden. Babası da nüfusa gidip durumu düzelttirmeye üşenmişti. Kız çocuğu nüfus kağıdında 2 yaş küçük görünse ne çıkar? Okula geç başlarsa kıyamet kopmaz ya, varıp da bu kız Konya'ya kadı mı olacak diyerek işi hep savsaklamıştı. Köylü işte. Hoş geldin. Bu arada bu kendi çocuğunun hafif lekeli falan elbiselerini Kiraz'a veren kadın var ya, Candan Hanım. Dilek'in annesi yani. Kiraz'ı sürekli onlara çağırtıyor ve Dilek'e ders çalıştırıyor. İki çocuğu akşamları Dilek'in odasına kapatıyor. Hadi bakalım uslu uslu oturup ödevlerinizi yapın diyordu. Çünkü Dilek Kiraz kadar iyi okuyamıyor falan. Kiraz önce kendi derslerini bitiriyordu. Sonra Dilek'e okuma alıştırmaları yaptırıyordu. Bu işi yaparken hiç sıkılmıyordu. Çünkü Dilek'le çalıştığı süre Bodrum'daki yarı karanlık kapıcı odasından iki de bir zırlayan zillerden uzak kalıyordu. Dilek'in annesi giderek Kiraz'a el koyuyordu. Gece gezmelerine çıkarken Kiraz'ı Dilek'in yanına çağırmaya başlamıştı. Kiraz'ın annesi Habibe kadın bu ilişkiden çok hoşnuttu. Kızının Dilek'lerde yol yordam öğrendiğini sezinliyordu. Kiraz'ın konuşması, oturup kalkması, temizlik anlayışı, hatta yemekte çatal kaşık kullanması bile değişmişti. Anası kızının bu hanımca davranışlarına bakıp bakıp seviniyor. Biz dünyaya ağaç geldik, odun gidiyoruz. Bari kızımız yontulsun da insana benzesin diye geçiriyordu. Yine köylüler kendilerini aşağılıyor. Yani bence bu yazarın aslında kendi düşüncesi de olabilir, bilemiyorum yani. Geceleri Candan Hanım'ın hizmetçisi evine gidiyordu. İki kız yalnız kalıyorlardı. Böyle günlerde biraz kitap okur, sonra televizyon izlerlerdi. Kiraz Dilek'lerin evini çok beğeniyordu. Işıl ışıl kristal avizeler, pırıl pırıl gümüşler. Bir de o zamanlar 90'lar evlerini düşünün yani. Çok çirkin ama böyle çok pahalı eşyalar var. Şuraya birkaç tane hatta resim koyacağım. Işıl ışıl kristal avizeler, pırıl pırıl gümüşler, renk renk çiçeklerle bezenmiş halılar, yumuşacık kadife koltuklar, kuş tüyü minderler, ayna gibi parlayan parkeler. Hep halaların evi böyle olur değil mi? Hiç bizim evimiz böyle olmaz. Hep bir hala vardır ve onun evi böyle olur. Yumuşacık turuncu koltukları vardır falan. Bu evin kendi evi olmadığını bile bile odalarda salonda salınırken şişinmekten kendini alamıyordu. Candan Hanım nerede olursa olsun akşam saat 9.30'da eve telefon ederdi. Dilek'e hemen yatmasını, Kiraz'a da evine gitmesini söylerdi. Kiraz'ın ölüsü giderdi yer altındaki odaya. Dileklerden dönüşte daha bir karanlık, nemli, soğuk, hatta mezar gibi korkunç görünürdü bu oda. Kapıdan girerken yüreğinin üstüne bir kalıp buz konmuşçasına içi üşürdü. Odayı basma perdeyle ikiye ayırmıştı annesi. Odanın bir yanı iki karış pencereyle sokağa bakıyordu. İnsanların yalnız bacakları görünürdü bu pencereden. Yani gerçekten çok aşağıda bir katta yaşıyorlar. Ve çok küçük, yani ev bile değil, oda. Yani apartman dairesi bile değil.
Hasan kardeşinin dileklere gitmesine ikide bir karşı çıkardı. Kiraz kızı onun bunun evine salıp durma. Yüzsüz olacak diye çıkışırdı anasına. Bu da tam küçük Emrah. Ama söz geçiremezdi. Arada Kiraz'ı da paylardı. Dilek denen o kızın çobanı mısın? Az yesinler de kızlarına bir öğretmen bir de gece bakıcısı tutsunlar. Ama Kiraz tabii ki bu durumdan hoşnut yani. O yüzden abisinin hiç karışıp da böyle olayı bozmasını falan istemiyor. Sonra karne günü geliyor. Öğretmen velileri de çağırıyor. Tabii ki Kiraz annesinden babasından utandığı için yine böyle bir bahane buluyor. Öğretmenin velisi gelmeyene karne vermeyecek misiniz? Öğretmen neden sordun dedi. Kiraz yine kuyruklu bir yalan uydurdu. Babam burada yok. İzmir'e gitti. Annemin de karnı ağrıyor. Sağ böğrünün orada bir kese varmış. Onun içine taş dolmuş. Çok ağrıyor orası. Öğretmen hoşnutsuzlukla dudak büktü. Zaten koca kış hiç yüzlerini görmedim ki. Nedenli geniş insanlar. Bir kez olsun gelip de kızımızın durumu nasıl diye sormadılar. Senin çalışkan bir öğrenci olmana güveniyorlar besbelli. Neyse onlar gelmese de sen karneni alacaksın. Kiraz'ın yüreğini su serpildi. Anasına kaç kez ana çıkar şu çarşafı güzel yüzünü öcü gibi sarıp sarmalama demişti. Hasan da çıkışıyordu arada bir. İstanbul'a göçeli bir yılı geçti. Sen hala köyden dün gelmiş gibisin. Korkarım bin yılda geçse hep böyle kalacaksın. Bizimle birlikte buraya göçenlerin çoğu öylesine değişti ki. Yani böyle giyinmesi şehre uygun olmayabilir ama sonuçta onun seçimi. Karışamayız yani öyle giyinerek rahat ediyorsa öyle giyinsin. Ama çocuklar utanıyorlar işte öyle giyindiği için. Okullar kapanınca Dilekler yazlığa gittiler. Dilek gidince Kiraz yalnız kaldı. Komşu kapıcıların çocuklarıyla oynamasını öneriyordu annesi. Ama o yanaşmıyordu. O çocuklarla arkadaşlık etmektense eve kapanmaya gönüllüydü. Yani işte beğenmiyor yani kendi çevresini. Ama yani hani okudukça, yaşadığı şartları okudukça suç da bulamıyorsunuz çocuğa. Böyle de bir durum var. Sonra işte apartmanın sahibinden bahsetmeye başlıyor. İki numarada apartmanın sahibi Hacı Beyler oturuyorlardı. Hacı Bey'in yaşlı ve hastalıklı anası yüzünden onlar yazlık bir yere gidemiyorlardı. Ama Hacı Bey'in karısı sürekli yetişkin kızıyla gezmeye gidiyor. Yaz gelince de hizmetçileri köye gittiği için hasta kaynanasını evde yalnız bırakamayacağı için de Kiraz'ı buluyor. Ve Kiraz sen gel bakayım benim kaynanamla dur diyor. Küçücük kızı yaşlı kadınla durmaya mecbur ediyor ve bunun için ekstra para falan da almıyor. Sadece kapıcı olduğu için o apartmanda ve onlar da ev sahibi oldukları için küçücük çocuk orada o anneanneyle bütün günü geçirmek zorunda yani. Çok saçma işte böyle çok yani çok sömürü aslında. Yani çocuklar da işçi, çocuklar da çalışıyorlar gibi bir şey oluyor bu. Eminim çok fazla olmuştur böyle durumlar zamanında Türkiye'de. Hiç ya yani hiç mesela şu olayı okuyup da aa böyle bir şey olmamıştır canım diyemiyorum yani. Hacı Necmiye Hanım o yaz Kiraz'a el koydu. Ana kız gezmeye giderken ninenin yanına Kiraz'ı bırakıyorlardı. Kiraz bu işten pek hoşnut değildi. Koca karıyla gün boyu oturmaktan canım sıkılıyor, oraya gitmek istemiyorum diye sızlanmıştı. Annesi, onlar bu apartmanın kökten sahibi. Kızdırırsak kapı dışarı ediverirler, sık dişini diye kesip atıyordu. Hacı Beylerin evini anlatıyorum şimdi size. Siyasal İslam'ın doğuşu. Tam o yıllar bu arada. 80'ler, 90'lar. Yani doğuşu demeyelim de hep vardır aslında da. İyice böyle aslında tarikatların bilmem nelerin palazlandığı yıllar bunlar. Bunun için de hep de video öneriyorum bugün. 32. gün diye bir kanal var ya. Orada tarikatlar, bununla ilgili bir belgesel olacaktı. Alta yine bırakırım. İzlerseniz ya da en azından bir işle uğraşırken dinlerseniz anlayabilirsiniz. Türkiye'de tarikatların aslında ne kadar o zamanlar güçlenmeye başladığını falan. Neyse. Yaldızlı, oymalı, sırmalı koltuklar, masalar ürküntü veriyordu ona. Yanlarına hiç yaklaşamıyordu. Yani adamların zevki o zamandan belliymiş. Şu anda bile aynı. Hiç değişmemişler. Duvarlar kutsal yerlerin özellikle Kabe'nin göz alıcı fotoğraflarıyla bezenmişti. Büyük hanım Kiraz'ı çok seviyordu. Eve gelince yanından hiç ayırmak istemiyordu. Onu karşısına oturtuyor, durmadan konuşuyordu. Yani yaşlı bir insan olduğu için anılarını anlatıyor ama Kiraz bu anıları hiç anlamıyor. Küçücük çocuk yani. Kiraz onu dinlerken sıkıntıdan ne yapacağını bilemiyordu. Bazen yakasını dişlerinin arasına alıp saatlerce geveliyor, bazen de saç örgülerini didikliyordu. Büyük hanım çişi gelince binbir ah ve ohlarla ayağa kalkıp Kiraz'ın omzuna tutunarak tuvalete giderdi. Necmiye hanım özellikle sıkılamıştı Kiraz'ı. Aman nineyi helada yalnız bırakma, helada düşmek iyiye yorulmaz. Şeytan çarpar insanı falan diye. Yani böyle bir de garip garip inanışları da var hacı ev sahibinin karısının işte. Hacı hanım kaynanasını Kiraz'a yıkarak gönlünce gezip tozabildiği için pek mutluydu. Kızı Zerrin ile her gün başlarına türbanlarını doluyor, ayak bileklerine değin uzanan ipek mantolarını giyip eşe dosta gidiyorlardı. İkisi de 5 vakit namazlarını kaçırmaz, oruçlarını tutar, her yıl hac sırasında Hicaz'a uçarlardı. Hacca giderlermiş yani. Bu
Burada da bir kesişim kümesi görüyoruz arkadaşlar. Birazdan zenginlerin hayatını da anlatacak. Ama burada da resmen huzur sokağını anlatıyor yani. Ve o Şule Yüksel Şenler'in yarattığı o başörtüsü, uzun manto, eldiven, o giyim tarzının doğuşunu anlatıyor aslında. O yüzden bu kitap, Gülten Dayıoğlu'nun bu kitabı çok ilginç bir kesişim kümesi olarak da geldi bana. Hani çok kötü bir kitap diyenlere aslında bu yüzden de katılmıyorum. Çünkü dönemi çok yansıtan bir kitap ve çok da eleştiriler var içinde bence. Hacı Bey'in işleri çok genişti. Çeşitli şirketleriyle pek çok dalda iş yürütüyordu. İş yerlerine işçi alırken 5 vakit namazına kılan işçileri seçmek adetiydi. Buradan da anlayabilirsiniz aslında o dönemin. Yani tarikat şeyi olduklarını anlayabilirsiniz. Bir yerde para ilişkileri, ticaret için falan da çok önemli bu tarikatlar. Hani bir tanıdıklar bilmem ne, kodaman kodaman adamlar birbirlerinden bir şeyler alıyorlar, birbirlerini yükseltiyorlar falan, böyle bir duruma denk geliyor. Bir de devlet destekleyince falan. Neyse, çok siyaset yapmayalım. Onun iş yerlerinde çalışma saatleri namaz saatlerine göre düzenlenirdi. Piyasada pek çok düşmanı vardı. Hacı Bey kendinden yana olmayanlara "dinsiz imansızlar beni çekemiyorlar" diye atar tutardı. Hacı Necmiye Hanım da en az kocası kadar inanmış, seçkin bir Müslüman görünümündeydi. Evdeki hizmetçi bile hak yoluna sokmuştu. Kadın 5 vakit namazını aksatmaz, saçının telini bile kimselere göstermez olmuştu. Bence adını Feriha koydum, bundan esinlendiyse bile bu kısımlar yoktur diye düşünüyorum. Var mıydı yani o Hazal Kaya'nın böyle insanlarla haşır neşir olduğu, Kur'an kursuna falan gittiği bir dönem var mıydı? Merak ettim, yorumlara yazın. Sokağa çıkarken hanımının verdiği uzun manto ve türbanla örtünürdü. Haftada bir izne çıkar, evinde gecelerdi. İzin dönüşü hanım onu kuşkuyla eve alırdı. Boy abdesti alıp almadığını sorar, kadın aldım dese bile içine sinmez zorla banyoya sokardı. Yuh artık, yuh yani. Hizmetçi bunca baskıdan sıkılıyordu ama ses edemiyordu. Çünkü kocası da Hacı Bey'in iş yerlerinden birinde çalışıyordu. Necmiye Hanım evde karıştığı yetmiyor gibi özel yaşamında da onu gönlünce yönetmek istiyordu. Yazın bir aylığına köye harman kaldırmaya gidecekti. Necmiye Hanım hizmetçi yola çıkmadan önce onu karşısına alıp bir güzel öğütledi. "Bak kızım, bir kapanıp bir açılırsan kafir olursun. Bunu kafana iyice yerleştir. Köye varınca türbanını, mantonu sıyırıp atma üzerinden. Namazını da aksatma." Yani bu giyim tarzı o kadar yeni ki köylerde yadırganıyor yani. Normalde köylerde herkes artık böyle giyiniyor değil mi? Pardesüler, başörtüler falan, ama o zamanlar işte o garip geliyormuş. Çok değişik ya, çok ilginç ya. Bir 10 yıl, 20 yıl içerisinde insanların bu kadar değişebilmesi çok ilginç gerçekten. Yani 10 yıl, 20 yıl değil tabii ki. Daha uzundur mutlaka da işte. Yine de garip. Hizmetçi Elmas gözlerini yere dikerek dinliyordu. Hanım ona "insanlarla konuşurken yüzlerine gözlerine bakma, günaha girersin. Hele erkeklerle yüz yüze geldiğinde tümden başını çevir, gözlerin hep yerde olsun" diye öğütlemişti. Elmas otobüsten iner inmez köylüler tabii ki başına üşüşüyorlar. Bu çok garip geliyor onlara. Giyim kuşamına bakıp fiskosa başladılar. Eve vardığında kaynatası açtı ağzını, yumdu gözünü. "Köyün adamını kendine baktırdın. Kim bilir neler geçirdiler içlerinden. Herkes gibi giyinmiş olsaydın dönüp bakan olmazdı. Tezden çıkar şu giysileri. Bir daha da üstünde görmeyeyim." İşte ironik olan da bu aslında. Hani kimse yani kimsenin dikkatini çekmemek için bütün her yerini örtüyorlar ama aslında senin içinde bulunduğun toplumda her yerini örtmek tuhafsa o zaman nasıl bakacaklar sana? O zaman dikkat çekeceksin yani. Bu da çok ilginç bence. Hanım verdi bunları. Hani mektuplarda yazıyorduk nice iyi insan olduklarını. "Onlar böyle geziyorlar İstanbul'da. Köyde bile üstünden çıkarma bu giysileri" diye sıkıladı beni. "İstanbul'u gerçek Müslümanlar böyle giyiniyor" diye çıkışıyor. Sonra işte gerçek Müslümanlıkla ilgili bir tirada başlıyor kaynata. "Kız sen ne demeye getiriyorsun? Böyle giyinmeyen uydurma Müslüman mı? Gerçek Müslüman giyin kuşamı, namazı, abdesti değil, her şeyden önce özüyle, sözüyle, tutumuyla belli eder kendini" falan böyle uzun uzun konuşuyor. Bence burada yazar da böyle düşünüyor tabii ki. "Köy yerinde bu giysilerle dolaşma. Adamlar ikide bir ardından önünden bakarlar. Köyümüzün kadınları katıksız inanç yüklüdür. Hiçbiri de başlarına sarık gibi örtü dolamaz, yüzlerini peçelemez, ellerini senin gibi ellik giyinmez. Giysilerin kolları yarıya kadar sıvalıdır. İş üstünde yalın ayaktırlar. Yüzleri de açıktır. Gavur mu olurlar böyle ettikleri için?" Tabii köyde insanlar çalışıyor yani. Çarşafla gezemezler. Bütün gün bahçeye, hayvanlara, bilmem nelere falan bakmak zorundalar. Bir şeyler taşımak zorundalar. Yani zaten ideal bir giyinme şekli bile değil köylerde bu. Hacı Necmiye Hanım sevabına sevap katmak için biraz da kapıcının kızına el atmak niyetinde olduğunu belirtiyordu. Ağaç yaşken eğilir falan diye kurumlanıyordu. Bir gün Kiraz'ın anasını çağırdı. "Şu senin kızı ele almak istiyorum. Sevabı büyük bu işin. Hemen şimdi Kiraz'ı al, vereceğim adrese götür. Orada Kur'an kursuna başlasın. Para mara gerekliyse benden iste." Habibi'nin gözleri parladı. "Allah sizden hoşnut olsun hanımcığım. Ben de bu kız dinden imandan habersiz ot gibi büyüyüp gidiyor diye dertlenip duruyordum. Hocaya yalvaracağım. Dövsün öldürsün, ille de belletsin surelerin tümünü." Yani gerçekten ne kadar cahil olursa olsun böyle olmayan insanlar var. Yani çocuğu bu şekilde kurban gibi birilerine teslim edemezsin. O çocuk zaten savunmasız yani. Senden başka
Hiçbir dayanağı güvencesi yok. Başına kötü bir şey geldiğinde sana gelmek zorunda. Yani sen de eti senin kebiği dövsün, gebertsin falan. Gerçekten anlamıyorum böyle insanları. Kiraz Kur'an kursuna başladığı gün pek sevinçliydi. Hacı Necmiye Hanım ona bir etek dikmiş, başına da beyaz tülbentten namaz örtüsü vermişti. Kız kısmı 7 yaşında örtünüp bürünmeye ve namaz kılmaya başlamalı. Sen geç bile kaldın bu işler için demişti. Kısacası çocuk mis gibi yaşarken böyle bir şey koyuyorlar ortaya. Her şeyin içine ediyorlar yani kısacası. Yani bir çocuk bu kadar erken böyle şeylerle tanışmasa da olur yani. Ben çok erken tanıştım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ben başarılı olmuşlar mı sizce? 7 yaşında bütün sureleri ezbere biliyordum. Ayet-el Kürsü dahil. Ne oldu? Namaz kıldırıyorlardı. Zorla namaz kıldırıyorlardı bazen okulda. Çok net hatırlıyorum namaz çizelgesi bilmem ne. Yani böyle bir ortamlarda büyüdüm ben. Ne oldu peki? Bir şeyi çocukken empoze etmeye başladın diye büyüyünce çocuk o şeyin doğru olduğuna mutlak olarak inanıyor mu? Buna mı inanıyorsunuz gerçekten? Yani aksine çoğu zaman ters tepiyor. Tam tersi oluyor. O yüzden hani diyorlar ya işte çocuk şimdiden alışsın diye başını örttüm 5 yaşında 6 yaşında. Ya gerçekten bu kadar salakça bir yaklaşım olamaz yani. Böyle bir şey alıştıra alıştıra falan böyle bir şey değil yani. Çocuk eğitimi böyle bir şey değil yani. Kur'an kursuna katılan öğrencilerin çoğu çevredeki kapıcı çocuklarıydı. Kimisi de semt esnafının oğlu kızı. Bu da bize aslında çok şey anlatıyor yani yazar burada bunu çok iyi vermiş. Ya aşırı fakirler gidip dini şeylere yöneliyorlar. Ya peygamberler bile öyledir ya her zaman böyle en fakirler ilk giderler, takip ederler. Ya da bu işten menfaati olan, çıkarı olan zenginler. Katlarda oturan varlıklı aileler çocuklarını bu kurslara göndermiyorlardı. Yazın kimi yüzme okuluna gidiyor, kimi yabancı dil ya da test dersi alıyor, kimi özel kamplarda tenis, basket oynuyor, kürek çekiyor, sörf ya da yelkenli kullanmayı öğreniyordu. Necmiye Hanım bunları duydukça kabına sığamıyor, devir devir değil ki tüm çocukları kulaklarından tutup Kur'an kurslarına yazdırasın. Ana babalar ne ki evlatları ne olsun. Yani herkes sizin gibi yaşamak zorunda çünkü. Neyse kadınların başları bacakları açık, yüzleri sıvama boya. Dudakları ciğer yemiş kedinin ağzına benziyor. Ya gözleri? Göz kapaklarının üstüne sıvanan yeşil, kara, mor boyalara, kirpiklere sürülen tutkalları ne demeli? Yalnız çok iyi biliyor gerçekten. Hepsini teker teker sayıyor. Allah'ın içi geniş, hoşgörüsü ölçüsüz. Bir gün gelecek onlardan bu yaptıklarının hesabı sorulacak elbet. Hoca, Müslümanın özelliklerini ve dinin koşullarını belirten kitaplar dağıtmıştı öğrencilere. Kiraz o kitabı okurken korkudan tir tir titriyordu. Günlük yaşam içinde sürüp giden olgulardan pek çoğu kitaba göre günah sayılıyordu. Size daha önce de göstermiştim. Simpsons'a rahip şey diyordu. Şuraya koyacağım. Bu kitaba göre teknik olarak tuvalete gitmem bile yasak diyordu. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki yani Kur'an'da öyle bir şey olmadığı halde kendi kendilerine böyle kurallar uyduruyorlar. Kesinlikle her yani yaşamdan bir gram keyif alma mekruh, günah bilmem ne falan hep böyle yeni kavramlar çıkarıyorlar. Böyle şeyler yani. Yalan söyleyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, açık saçık gezen, şarap ve tütün içenler tümden cehenneme tıkaç olacaktı. Kiraz bozguna uğramıştı. Bunca günahı ve çekilecek cezayı öğrenince içine düştüğü bu açmaz giderek onu Kur'an kursundan soğutmaya başladı. Necmiye Hanım da ikide bir Kiraz'ı karşısına alıp ona cehennem ateşinden, ahirette kızgın saç üstünde yakılınacak namazlardan, açık saçık gezen kadınlara, kızgın demirlerle işkence edecek olan cehennem zebanilerinden, Sırat Köprüsü'nden, Gaya Kuyusu'ndan, kıyamet gününden söz ediyordu uzun uzun. Kiraz onu dinlerken gözlerini bir noktaya dikip korkuyla bedenini kasıyor, yumruklarını sıkıyordu. Yani bir çocuk bu kadar korkutulabilir mi? 8 yaşında bir çocuk. Neyse sonra işte sigara içmelerini falan eleştiriyor insanların. Kiraz da içinden ama Zerrin abla banyoda sizden gizli sigara içiyor dememek için kendini zor tutuyordu. Biraz 8 yaşına rağmen bu bütün bunların koca bir bullshit olduğunu nedense anlamış yani şimdiden. Hiç normal bir çocuk gibi davranmıyor yani. İnanılmaz akıllı zehir gibi. Hacı Necmiye Hanım katları kiralayanların dindar kişiler olmasını gerçekten çok isterdi. Ama kocasına bu konuda söz geçiremezdi. Hacı Bey ödemede güvenceli, istediği kirayı verebilen kiracıları yeğlerdi hep. Bunu da niye okumak istedim size biliyor musunuz? Hani Huzur Sokağı'nın ilk bölümünde Yılmaz Özdil'in bir yazısından bahsetmiştim size. Her şeyi ayırdılar. Önce gittikleri bakkalları ayırdılar. Sonra şunu bunu ayırdılar. Sonra her şeyi ayırdılar falan. Böyle yani sanki normal yaşayan insanları beğenmeyip sürekli kendilerini ayrıştırıyorlar. Elinden gelse kiracıyı bile o şekilde alacak yani. Çok acayip ya böyle aslında. Ayrıştıran, aşağılayan taraf bir tek karşı taraf falan diye düşünüyorlar ya. Aslında hiç öyle değil yani. Kiraz okullar açılınca dek kurs giysilerini üstünden atamadı. Okul açılınca yeniden doğmuşa döndü. Yaşamı süresince Hacı Necmiye Hanım'ın kanadının altında geçirdiği o yazı unutamayacaktı. Kiraz konuşurken bazı sözcükleri evde anasından öğrendiği gibi söylüyordu. Öğretmenin uyarılarıyla dili hızla arındı. Öğretmen onun zihinsel ve ruhsal yönden özel yeteneklere sahip olduğunun bilincine varmıştı. Bu yüzden Kiraz'a çok ilgi gösteriyordu.
Kiraz da onu annesi gibi seviyordu. Sonra öğretmeni bir gün Kiraz'a babasından kömür istediğini söylüyor. Hani kömür tüccarı falan dediler ya. Kiraz geçen yıl öğretmene babam kömür alır satar dediğini anımsadı hemen. Yüzü kızardı. Telaşlandı ama bozuntuya vermedi. Babasına durumu açtı. O bu angaryayı savuşturmak istedi. Abisiyle anası Kiraz'dan yana çıktılar yani. Hep birlikte yalan söyleyecekler öğretmene. Babaya olur dedirttiler. Kiraz öğretmenden ev adresini istedi. Tek korkusu babasının kömürü götürdüğünde öğretmenin evde olmasıydı. Babam kömürü götürdüğünde kim olduğunu söylemesin diyor annesine. Sonra annesi de neden falan diyor. Üstü başı kömür içinde olur oraya vardığında. Öğretmenim kirli kimseleri hiç sevmez. Bakarsın babam yüzünden benden de soğur. Ertesi gün öğretmen sınıfa girer girmez Kiraz'ı yanına çağırdı. Kiraz kızım babana selam ve saygılarımı söyle. Çok güzel kömür göndermiş sağ olsun dedi. Kiraz sevinçten uçtu. Saç örgülerini savurtarak koşup sırasına oturturken öteki öğrencilerin özenle kendisine baktıklarını sezinledi. Kıvancı daha bir arttı. Bazıları onu çekemiyorlar sınıfta tabii ki çok çalışkan olduğu için falan. İkide bir eksik gedik bulup burnunu sürtmeye çalışıyorlardı. Aldırmaz görünüyordu Kiraz ama aslında dertleniyordu. Her fırsatta derslerdeki başarısıyla ve Dileğin kendisine verdiği giysilerle onlara gösteriş yapmaktan da kendini alamıyordu. Kiraz da yani öyle çok salak da değil yani. Havasını atmasını da biliyor gerektiği zaman. Dilek ikinci sınıfta. Yani Kiraz'la aynı sınıftalar. Ama okuma yazmayı... Bu arada babası Kiraz'ı geç yazdırıyor ya. O yüzden 8 yaşında okula başlıyor. Yani ikinci sınıftayken aslında 10 yaşında Kiraz. Dilek 8 yaşında, Kiraz 10 yaşında. Dilek ikinci sınıftaydı ama okuma yazmayı hala gereği gibi kavrayamamıştı. Bir yaprak yazıyı kek kük ederek okuyuncaya dek aklı karayı seçiyordu. Kek kük. Öğretmenin yoğun biçimde okuma alıştırması öneriyordu Dilek'e. Oysa ki annesi onu dinlerken çok sıkılıyordu. Bu arada Dilek'in annesi gerçekten iğrenç bir insan. Yani çocuğuyla hiç ilgilenmek istemiyor. Resmen Kiraz'ı onun başına hizmetçi gibi tutuyor. Kiraz bu görevi hoşnutlukla yapıyordu. Apaydınlık bir oda, kitap dolu raflar, yemiş, kurabiye, süt, muhallebi. Tüm bunlar çok hoşuna gidiyordu Kiraz'ın. Hiç tanımadığı, görmediği, adını bile duymadığı pek çok yiyeceği ilk kez Dilek'lerde tatmıştı. Hepsinin yavaş yavaş adını öğreniyor. Pirzola, şiş, rosto, kuru köfte, sulu köfte, ızgara köfte, şiş köfte, çeşit çeşit balıklar, kalkan, kılıç, lüfer, palamut, tekir. Tekir balığını yerken apacık yadırgamıştı. Köyde tekir kedimiz vardı. Balığını da kedi gibi tekir posusu var demek. Dileğin annesi kaşlarını çatarak tersledi onu. Hişt! Sofrada istek kesici ya da tiksindirici sözler söyleme bir daha. Kiraz utanıp kızardı. Önüne konan tekir balıklarını sessizce yemeğe koyuldu. Sonra Kiraz'ın aklına tekir deyince işte köydeki anıları geliyor. Köydeki arkadaşlarını, köyün bahçesini, evlerinin işte o ağaçları, ormanları falan filan özlemeye başlıyor. Bir an yüzünde tekir kedinin yumuşacık tüylerini duyumsar gibi oldu. Tekiri öyle severdi ki onu kucakladı mı yüzünü öpmeden duramazdı. Tekirin bıyıkları balığın kılçıkları gibi diri diri dikilirdi ağzının iki yanında. Öldüğünde bahçedeki erik ağacının dibine gömmüştü tekiri. Ya böyle kedilerden bahsedildiğinde hiç aslında okumam gerekmezdi burayı ama dayanamadım. O kadar tatlı ki yani kendi kedimi sevesim geldi ki seveceğim de şu anda. Bu da benim Tekir. Sonra Candan Hanım süslenip püslendi, takıp takıştırdı. Kocasıyla birlikte evden ayrılırken Kiraz'ı yanına çağırdı. Saati kurdum, 9:30'da çalacak. Dilek hemen yatağa girecek, sen de evine gideceksin. Olur dedi Kiraz. Sonra abisi Hasan onun Dileklerle kurduğu bu ilişkiye karşı durmayı sürdürüyordu. İkide bir, bu çocuğu daha küçüklükten çanak yalamaya alıştırıyorsun diye çıkışıyordu anasına. Oysa ki anne bu ilişkiden çok hoşnuttu. Kızının karnını doyuruyor, sırtını giydiriyorlardı. Üstelik insanlık öğreniyordu o evde. Daha ne etsinlerdi? Hasan daha da üsteledi mi? Hadi diyordu oğluna. Ev tut da bizi buradan al götür. Kardeşini çanak yalamaktan kurtar da görelim. Küçücük çocuğa yani. Çocuk liseye gidiyor. Çocuğa diyor ki hadi bizi kurtar o zaman. Yani gerçekten şu ya boomer kelimesini artık kullanmak istemiyorum. Çünkü insanlar boomer da boomer. Bu sefer böyle çok tahammülsüz olmaya başladılar biliyor musunuz? Yani gençleri görüyorum. Yaşlara karşı biraz da siyasi, ekonomik falan etkilerden dolayı o kadar tahammülsüzler ki. Evet çok haklıyız yaşlılara kızmakta. Ama yani bokunu çıkarıyorlar bazen. O yüzden artık boomer kelimesini kullanmak istemiyorum. Ama gıcık oluyorum yani. Küçücük çocuğa kardeşini çanak yalamaktan kurtar falan. Var çünkü böyle ebeveynler biliyorum. Hasan kahroluyordu anasının bu çarpık yargılarına. Çalışmanın da bir onuru var. Siz kendinizi saymıyorsunuz ki el sizi saysın. Ben şu sıçan deliğinde onca sıkıntıya katlanıp neden okumaya çabalıyorum sanıyorsun? Elbette ki sizleri bu durumdan kurtarmak için. Bu konu tartışılırken Kiraz hep anasından yana oluyordu. Dilek benim arkadaşım. Ne olurmuş evlerine gidersem, yemeklerini yersem, verdikleri üst başı giyersem diye savunuyordu kendini. Dilek arkadaşın mı? Zavallı saf kardeşim. O sana arkadaş gözüyle bakar mı hiç? İşin bitince savacaklar başlarından. Onların düzeyinde değilsin. Bunu birkaç yıl içinde göreceksin ve bana hak vereceksin. Büyüyünce Dilek seninle arkadaşlık yapmaz. Çünkü yollarınız ayrı.
O istese bile anası izin vermez sizin dostluğunuza. Abi böyle konuşurken Kiraz'ın içi buz gibi oluyordu. Şu soruyu sormak istiyordu hep. Onların düzeyine erişmek için ne yapmalıyım? Çocuk orada gidiyor, yediriyorlar, içiriyorlar filan. Böyle ilişkiler de çok var bu arada. Hatta bana böyle bazen okurken hani Amerikan romanlardaki köleleri anımsattı. Hani bazen işte beyaz kızların favori köleleri oluyor. Onunla çok iyi anlaşıyorlar, arkadaş oluyorlar, ayrılamıyorlar falan filan. Hani böyle ilişkileri anımsattı. Resmen köle gibi kız yani. Bu yaptığı iş için ekstra para almadığı için bedava yapıyor bir yerde bunu. Yani yemek, içmek, kıyafet için falan. Ve çok çarpık bir ilişki yani. Çok suistimali açık bir ilişki aslında. Yani aslında abi haklı. Ama hani çocuğu da yani sırf haklı diye abi, çocuk da tabii ki o bok çukurunda yaşamak istemiyor. Daha iyi kıyafetler giymek, daha iyi şeyler yemek istiyor. Çok karmaşık yani aslında. Sonra bir gün ev sahibi Hacı Bey'in annesi ölüyor. Bu Kiraz'ın evde bazen yalnız kaldığı kaynana vardı ya, o ölüyor işte. Cenaze sonrası helva, çay falan dağıtma için Kiraz ve annesini çağırıyorlar. Kiraz küçücük çocuk yani, kanter içinde kalıyor böyle bu hizmeti yaparken. Cenaze evinde çocuğu çalıştırıyorlar yani. Sonra hafız bir kız. Ya bu nasıl okunuyor gerçekten? Biri yazabilir mi? Hafız mı? Yoksa hafız mı? Bir türlü yani nokta atışı yapamıyorum. Hafız bir kız Kur'an okumaya başlıyor. Ve kadınlar zikir çekmeye başlıyorlar. Sonra iyice coşuyorlar. Böyle la ilahe illallah falan. Böyle transa geçiyorlar. Böyle artık nerede olduklarını, ne yaptıklarını. Biliyorsunuz ya. Bir zamanlar 90'larda falan bu da çok yaygındı. Hatta böyle zikir çekilen yerleri basarlardı falan. Çok garip ya. Yani bir yandan bu davranış çok garip. Transa geçmeleri falan. Bir yandan da basılması çok garip. Yani bilmiyorum ya. Neyse. Sonra hafız kız iyice coşuyor ve ortaya girip böyle zıplamaya başlıyor. Zikir çekmeye başlıyor. Kiraz da çok korkuyor. Neden sonra yaşlı konuklardan biri duruma el koydu. Hadi kızım topla kendini. İbadetini Allah kabul etsin. Aç gözlerini, çevrene bak. Yine çirkef dünyayı göreceksin. Ama ne yapalım ki düşmüşüz buraya. Şükür ki insan olarak gelmişiz dünyaya ki Allah'a ibadetimizi ve şükrümüzü yapabiliyoruz falan böyle saçma sapan sözler söyleyerek kızı sakinleştiriyor. Ve bence bu transın da sebebinin kesinlikle orada başka bir şey var yani. Yani bir tek din coşkusu falan değil, başka düşüncelerin de bence tetiklediğini düşünüyorum bu halin. Neyse, rahmetlik büyük hanımın ameli güzelmiş. Hafız hanım coştu, taştı, zikir sürdü. Her yerde böylesine çözülmezdi. Ne mutlu ona, ne mutlu büyük hanıma diyor. Evin hanımı da böyle söylüyor. Yeniden demlenen çaylar içilirken bu kez dünya laflarını geçildi. Sonra herkes kaç kere hacca gittiğiyle övünmeye başlıyor. Övünmede Hacı Necmiye Hanım kimselere kolay kolay söz düşürmezdi. Bu yıl 10. kez gittim Kabe'ye yüz sürmeye. Bizim efendinin 15. hacılığı. Allah tekrarını nasip etsin. Doyulmuyor oralara. Üstelik çarşıları Avrupa'yı Amerika'yı aratmıyor doğrusu. Aradığın malı buluyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bence başka ülkelere gitmelerine izin olmayan ya da bir şekilde oralara gitmeyen, gitmeyi tercih etmeyen insanlar, muhafazakar insanlar hacca biraz da bunun içinde gidiyorlar. Kimse birbirini kandırmasın. Ya da umreye falan. Önce gidiyorlar, ibadetlerini ediyorlar böyle birkaç gün. Ondan sonra işin asıl kısmı başlıyor. Shopping spree, yay! Falan böyle. Alışveriş yani aslında olay. Ya bu hani eleştirmek için de söylemiyorum. Ama bunu kendileri böyle hani maskeliyorlar ya, aa ibadet falan filan. Bu çok şey aslında, çok ikiyüzlü ve çok aslında biraz da Allah'ı kandırmaya çalışmak oluyor benim gözümde. O alışverişe gideceği için çok heyecanlı ama bir yandan aa hacca gittim, umreye gittim falan. Bir taşla iki kuş yani. Hem diniyle ne kadar hacca gittiğiyle övünmüş oluyor hem de alışverişini yapıyor yani güzelce. Ya, eminim Mekke'den sonra Medine'ye gidip gezilmesi hacca gitmek istemez yani. Gece ilerledikçe erkekler de politika konuşmaya başlıyorlar. Tabii o zamanlar biliyorsunuz politik atmosfer yine çok hareketli ama bu sefer baya böyle hani darbeler, bilmem ne, silahla birbirlerini vurmalar, çok acayip şeyler oluyor yani falan. İyi ki bizim yurtta hırgür yok diyecek oldu Hacı Bey. Bu arada Hacı Bey'in de yurdu da varmış yani. Baya baya tarikat üyesi adam yani. Yurttaki gençleri boşuna mı besleyip barındırıyoruz? Aralarında birkaç açık göz varmış. Biz İstanbul'a okumaya, ilim irfan edinmeye geldik. Hiç kimseden bir alıp veremediğimiz yok. Köylerimiz, ailelerimiz perişan. Bizim kendilerine ekmek götüreceğimiz günleri bekliyorlar derlermiş. Karar alıp kulp takın, atın o köpekleri yurtlarımızdan dedim. Memleketi saran dirliksizliğin ortadan kalkması için her Müslümanın üstüne düşen görevi yapması şarttır. Yani demek istiyorum ki benim yurdumda kalacaksan öyle hiç etliye sütlüye karışmayayım demeyeceksin. Dava adamı olacaksın yani. Benim cemaatimin savunduğu şeyi yapacaksın demek istiyor. Bu da çok korkunç bir şey. Çünkü şu anda öğrencilerin yurt krizi var ya. Ev krizi. Ev bulamıyorlar, yurt bulamıyorlar. Bu her zaman böyleydi. Şu an iyice ayyuka çıktığını düşünüyorum. Ucuz yerler hep cemaat yurtları oluyor ve fakir çocuklar bu yüzden cemaat yurtlarına yerleşmeye ya da onlarla haşır neşir olmaya mecbur oluyorlar bir yerde. Sırf paraları olmadığı için oralarda bilerek ucuz oluyorlar ki çocukları bu şekilde çekelim.
Ondan sonra kendi şeylerimizi, inançlarımızı empoze edelim. Bizim dava adamımız olsunlar. Bu da çok aslında korkunç bir şey yani. O çocukların paraları olmamasını suistimal etmeleri de bana çok korkunç geliyor. Zayıf, kısa boylu, zoluk benizli biri söze girdi. Ben gazetemde görevimi fazlasıyla yapıyorum. Öyle ki bu ettiklerim bana apaçık düşman kazandırıyor. Çıkarlarım baltalanıyor ama yolumdan dönmüyorum. Dönmeyeceğim de. Sonra birisi Allah hepinizden razı olsun. Elinizden geleni geri koymuyorsunuz. Hala gönderdiğiniz paltolar çocukların üstünde. Bağışladığınız koyunlar, yağ, peynir, sabun. Allah hepinizden razı olsun. Yurtlarımızda barınan genç Müslümanlar her sofradan kalkışlarında sizlere dua ediyorlar. Aralarında birkaç sütsüz çıkıyor ama olacak o kadar. Şunu bilin ki yaptığınız yardımlar dünyada ve ahirette karşılıksız kalmayacak. Yarın öbür gün yurtlarımızda kol kanat olarak okuttuğumuz gençler önemli görevler üstlenecekler. Su başlarını tutup memlekete hayırlı hizmetler verecekler. O zaman gün bizim olacak. Şu anda olan tam olarak bu zaten. Konuşmama gerek yok zaten, biliyorsunuz neler olduğunu. Hacı Hanım artık sıkılmaya başlıyor ve misafirlerin gitmesini istiyor. Neler oluyor içeride? Beyler ne yapıyor diye soruyor. Konuşuyorlar diyor Kiraz'dan. Ne ahbap kızsız sen? Konuşmanın adı yok mu? Ne konuşuyorlar söylesene. Herkes Kiraz'ı azarlıyor bu arada ya. Küçücük çocuk. Kiraz şöyle bir düşündü. İşte çocukları var, çocuklar varmış yurtlarda. Etler, yağlar, pirinçlerle besleniyormuş falan diye anlatmaya başlıyor. Hacı Hanım, tamam anlaşıldı. Bu laflar açıldıysa sabaha kadar sonu gelmez sohbetin. Yandık desene, kadınlar da esneyip duruyorlar. Sonra işte bayağı gece yarısı falan oluyor. Neden sonra hep birlikte ayaklandılar. Kadınlar türbanlarını, mantolarını, eldivenlerini giydiler. Kocalarıyla çıkıp gittiler. Sonra Hacı Bey'in aklına tabii ki annesinin öldüğü geliyor misafirler gidince. Ve fenalaşıyor, camları açın falan diyor. Camları açıyorlar. Sonra karısı diyor ki aman hacım vallahi günah bu senin ettiğin. 80'ine gelmişti anan. Bakalım bizler onun kadar yaşayacak mıyız? Hayır duasını aldık. Haklarını bir bir helal etti. Zaten hastaydı. Yemekten içmekten kesilmişti. Yaşasaydı dünyadan ne tat alacaktı? Son devinde köşemizde saraylı sultanlar gibi yaşattık. Böyle ikna etmeye çalışıyor. Hacı Bey öfkeyle karısının sözünü kesti. Sus Allah'ını seversen. Kimi kandırıyorsun sen? Anam son nefesine kadar bu evde sığıntı gibiydi. Oysa ben bu günleri onun omzuna basarak geldim. Sen hazıra kondun. Bilemezsin bizim çektiklerimizi. Kimse bilemez. Kadın da diyor ki işte ya bana hakkını helal etti falan. Hacı Bey de diyor ki kadın can çekişirken tepesine dikildin. Hakkını helal ediyor musun diye başının etini yedin. Ne desin garip? Evet helal ettim diyecek. Kim olsa böyle der. Sen içini yokla, vicdanın rahat mı? Helal haramı insanın vicdanı söyler diyor. Böyle bir kal. Kiraz da tabii bunların hepsine şahit oluyor. İşler bitince ana kız bodrum kata indiler. Yorgunluktan boş çuval gibi yığıla kaldılar yataklarına. Ne var ki Kiraz onca yorgunluğuna karşın saatlerce uykuya varamadı. Hacı beylerin evinde olup bitenleri zihninde bir yerlere oturtmaya çabaladı durdu. Çocuk da bunu yani bunu zihninde nereye oturtacağını bilemiyor ya. 10 yaşında bunu okuyan bir çocuk da bunu zihninde nereye oturtacağını bilemez. Bu yüzden diyorum yani 16, 17, 18 hatta 17, 18, 19 yaşındakiler okusun. Ama ya küçük çocuk da herhalde travma yaratır yani. Okullar kapanınca Dileğin annesi Kiraz'ı Büyükada'ya yazlık evlerine götürmek istiyordu. Abisi buna yine karşı çıktı. Ama anası babası yollamak istiyordu. Özellikle Habibe kadın yaz boyunca sokaklarda gezeceğine ya da mağara gibi odada gazel gibi solucağına gitsin dileklerde iş öğrensin diyordu. İşte görgüsü artsın, gözü açılsın, bol bol yesin içsin. Kiraz da annesi gibi düşünüyordu. Abisi işi bozacak diye aklı gidiyordu. O zaman yine Kur'an kursuna gitmesi gerekecekti. Yani tabii çocuğun önünde iki tane yaşam tarzı varsa bu yaşam tarzını seçmesi daha yani çocuğun daha işine geliyor. Bir tanesinde özgür olacak, bir tanesinde özgür olmayacak yani. Hasan o yıl lise 2'ye geçiyordu. Ve diyor ki ben iş bulacağım işte Kiraz'ı göndermeyin. Ana sevinçle Hasan'ın sözünü kesti. Ha şöyle azıcık uyan. 3-5 kuruş sen getirirsin. 3-5 kuruş Kiraz kazanır. 5-10 kuruş biriktirebilirsek amcan Ümraniye'de bize uygun ev yeri uyduracakmış. Oraya iki göz oda kondurduk mu kurtuluruz bu kör kuyudan. Tabii o zamanlar 2 ay 3 ay çalıştın mı ev alabiliyorsun yani Ümraniye tamam ama yine de İstanbul'dan ev alabiliyormuşsun. Düşünün yani. Sonra tabii Hasan'ın da aklına yatıyor. Biraz dişimi sıkmalıyım falan diyor. Yani sonuç olarak Kiraz yazın dileklerine yazlığa gidiyor. Candan Hanım onlara şöyle bir program yapmıştı. Kiraz kahvaltıdan sonra 1,5 saat, öğle uykusundan sonra 1 saat süreyle dileğe kitap okuyacaktı. Kiraz ile dilek ders dışında kalan zamanlarda gönüllerince oyun oynayabilirlerdi. Kiraz öğlenleri dilek ve annesiyle birlikte sofraya oturuyordu. Akşam yemeklerini ise hizmetçiyle birlikte mutfakta yiyordu. Yani bir ayrım var aslında tamamen arkadaşı değil dileğin. Bunu daha iyi anlayacak gün geçtikçe. Haziran'ın sonuna doğru denize gitmeye başladılar.
Başta Kiraz tabii ki denize giremiyor, utanıyor. Sonra mayo veriyorlar ona falan. Yavaş yavaş girmeye başlıyor ve çok seviyor artık yüzmeyi. Sonra Candan Hanım bir gün diyor ki, kızlar ben denize giriyorum. Bugün gönlümce açılıp uzun uzun yüzmek geliyor içimden. Siz sakın derinlere doğru gitmeyin. Dilek olduğu yerde zıplayarak annesine yalvarmaya başladı. Ben de geleyim seninle. Bebekler gibi kıyıda oynamak istemiyorum. Seninle oralara gitmek istiyorum. Ne olursun izin ver. Kıyıda oynarken çok canım sıkılıyor. Candan Hanım kaşlarını çattı. Kıyıda canım sıkılıyor da ne demek? Kiraz var ya yanında. Onu buraya ne demeye getirdim sanıyorsun? Sonra Kiraz'a, hadi Kiraz, Dileğin elinden tut, birlikte suya girin. Kumlardan ev yapıver ona. Köfte ile pasta da yapın isterseniz. Çok hoşlanır bu oyunlardan. Dileği yalnız bırakma sakın. Ben dönünceye kadar yanından hiç ayrılma. Oyunlar bulup oyalada canı sıkılmasın diyor. Tabii ki bu Kiraz'ın zoruna gidiyor. Yani aklına Necmiye Hanım'a bakıyordu ya. O geliyor aklına. Yani artık Kiraz'la takılmaktan sıkılmaya başlıyor. Çünkü bunun onun görevi olduğunun bilincine varıyor. O yüzden çok üzülüyor yani. Kiraz'ın içi buz gibi oldu birden. O günden sonra oyunlarda eskisi kadar coşkuya kapılamaz oldu. Omuzlarında bir yük gibiydi Dilek. Onu küçücük bir çocukmuş gibi kollamak, oyalamak ve de okumayı su gibi sökmesi için kitap okutmak olduğunun bilincine varmıştı. Ev işlerinde hizmetçiye yardım etmek değil de Dilek'le olan ilişkilerinde kendisine parayla tutulmuş bir bakıcı gibi davranılması gücüne gidiyordu. Yani hangi çocuğun zoruna gitmez ki bu şimdi? İşte suistimal açık bir ilişki derken bundan bahsediyorum. İki çocuğa da eşit davranacaksın. Eğer böyle yaparsan, biri hizmetçi, biri bakılacak çocuk olursa ikisi de çocuk yani bunların. O salı yine kızlar bir süre... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Anne olan izleyicilerime söylüyorum. Hiç böyle yani tabii ki çocuksuz bir şeyler yapmak annelerin hakkı. Bunun farkındayım ama çocuğunuzu ondan 2 yaş büyük başka bir çocuğa emanet edip denize derinlere açılmaya gider miydiniz? Yani ben asla gidemezdim çünkü öyle hissediyorum. Bilmiyorum yani. Bence çok sorumsuz bir davranış. Yani kötü bir anne demek istiyorum ama emin de olamıyorum. O yüzden size sormak istedim. O salı kızlar yine bir süre bahçede oynadılar. Ama hizmetçi ikide bir Kiraz'ı yardıma çağırıyordu. Dilek annesine gidip hizmetçiden yakınıyor. Ya işte Kiraz'ı çağırıp durmasın falan diyor. Annesi hiç yüz vermedi. Aslında Kiraz da Dilek'ten bıkmıştı. Yani Kiraz'ın işine geliyor hizmetçinin çağırması. Dilek kitap okudurken boğazı urganla sıkılırcasına bunalıyordu. Mutfakta hizmetçiye, salonda hanıma yardım etmek Kiraz'a daha ilginç geliyordu. Neyse yemekten sonra Dilek istemeye istemeye odasına uyumaya gitti. Gitmem diyemiyordu çünkü annesi hemen eline terliği alır, hiç acımadan kaba etlerine yapıştırırdı. Kötü bir anne olduğunu onaylamış olduk şu anda. Bu davranışıyla kendisi onaylamış oldu yani. Bildiğin terlikle dövüyor küçük çocuğu. Kiraz birkaç kez Dilek'in dayak yiyişine tanık olmuştu. İlkinde Candan Hanım'ın nasıl olup da annesi gibi saldırgan, küfürbaz bir kadın olabileceğine şaşırıp kalmıştı. O süslü ve zengin hanımların hep çok kibar olduklarını sanıyordu oysa. Kiraz burada hanım dediği insanların da zaafları olduğunu, yani tıpkı annesi gibi davranabilecek insanlar olduklarını anlıyor. Geceleri yatağa uzanınca düş kurmadan uyuyamazdı. Düşlerinde kendisine Dileğin yerine değil de Candan Hanım'ın yerine koyardı. Gelecekte hanım olmak amacı yeni yeni filizlenmeye başlamıştı içinde. O gün adadaki yazlıklarına kadın misafirler gelecek ve konken oynayacaklar. Bu arada eskiden kart oyunları, Huzur Sokağı'nda da vardı bu. Çok fazla referans ettim. İzlememiş olanlar için çok sıkıcı olabilir bu durum ama gerçekten bence Huzur Sokağı videolarımı da izleyin yani. Pişman olmayacaksınız. O zamanlar kart oyunları çok meşhur. Kadınlar, ya tabii internet falan yok ya. İnsanlar zaman geçirmek için öyle oyunlar oynuyorlar. Kadınlar arasında böyle konken diye şey yaptıkları bir kumar oyunu çok meşhur yani. Filmlerde falan da görüyorum çünkü. Candan Hanım da hazırlanıyor tabii misafirleri için. Üzerindeki yeşil ipek giysi, dudaklarındaki pembe boya, göz kapaklarındaki yeşilli beyazlı farlar, kulaklarındaki pırlantalı zümrüt küpeler ve süründüğü iç açıcı koku ile çok görkemli bir görünümdeydi Candan Hanım. Kiraz gözlerini ondan alamıyordu. Onun hayranlık dolu bakışları Candan Hanım'ın gözünden kaçmadı. Beğenilme hoşuna gitmişti ama Kiraz'a yüz vermemek için belli belirsiz gülümseyerek mutfaktan çıktı. Kiraz, yani Candan Hanım o kadar kötü bir insan ki yani kitap boyunca nefret edeceksiniz ondan. Yani bir okulukça gerçekten daha da iğreneceksiniz yani o kadar nefretlik bir insan. Ne olmuş yani kız gülümsediyse sana sen de onu gülümse. Hani beğenilme hoşuna gidiyorsa gülümse. Yani ne olacak yani? Yüz vermeyecekmiş. O sırada bahçeden kadın kahkahaları duyuldu. Candan Hanım geliyorlar diyerek dışarıya yöneldi. Sonra kadınlar geliyorlar, Kiraz'ı görüyorlar. İşte çok beğeniyorlar. Nereden buldun bu akıl yüklü kızı? Üstelik pek de güzel. Candan Hanım önemsiz gibilerden onu sikti. Kışlıktaki kapıcının kızı. Hem Meryem'e yardım etsin hem de Dileğe arkadaş olsun diye getirdim. Gerçekten çok yetenekli. Öğretilerini hemen belliyor. Kiraz bu kadınları dinlemekten ve gözlemlemekten de çok hoşlanıyor. Ama dil dağarcığı çok kısırdı. Duyduğu, gördüğü, algıladığı ya da sezinlediği olguların çoğuna ad koyamıyordu henüz.
Sonra kadınlar konken oynamaya başlıyorlar. Kiraz'ın canı bahçede dolaşmak istemiyordu. Yemek odasına oturup hanımların söyleşilerini dinlemek daha hoşuna gidiyordu. Hanım, neden burada oturuyorsun yoksa bizleri mi dinliyorsun filan gibi sözler ederse yanıtı hazırdı. Meryem teyze odasında dinleniyor. Sizlere göz kulak olmamı söyledi sufilan isteyen olursa diye. Kiraz her zaman yalan söylemeden önce kılıfını hazırlardı. Bu konuda giderek ustalaşıyordu. Yani tabii evet. Çok çarpık bir ortamda büyüdüğü için yalan söylemek de çok normal, doğal ve çok güzel, hızlı hızlı yalanlar kurabiliyor artık kafasında falan. Onların tüm davranışları, sözleri, hatta kahkahaları, kokuları bile ilginç geliyordu Kiraz'a. Sonra kadınlar konken oynarken şöyle konuşmaya başlıyorlar. İki jokerim vardı, niçin Rolans demedin? Aptal mıyım ayol? Müşteri isterim ben. Doğru dürüst oynayın kızlar, cambazlık istemez. Joker sana küsmüş canım. Aşkınız bitti besbelli. İnşallah bana tutulur. Joker'in aşkına güvenmemeli. Ortada kalırsın. Herifi geçen gün koynuma bile soktum. Yine de yaranamadım. Bugün semtime bile uğramıyor. Sonra Kiraz tabii ki bu Joker, Moker, koyuna sokmak falan bunları duyunca şok oluyor. Kiraz Candan Hanım'ın ağzından çıkan son sözleri duyunca şöyle bir irkildi. O az çok biliyordu bir kadının bir erkeği koynuna alınca neler olacağını. Küçüklüğünden beri az mı gözlemişti ana babasını? Yani aynı oda, tek göz odada aile olmaya çalışmak tabii ki çocuğu bu şekilde psikolojisini bozar. Ay bu arada hatırlıyor musunuz? Bir tane baltalı katil var. Türk seri katil. 90'lı yıllarda mı ne? Neden böyle yani yaşlı kadınları falan baltayla öldürüyor ve diyorlar ki neden böyle yapıyorsun? Ve cevabı hiç aklımdan çıkmıyor. Ben küçükken anne babama işte sevişirken görmüştüm. O yüzden bunları yapıyorum falan diyor. Çok korkunç. Yani mutlaka sebebi o değildir de adamın psikolojisini çok bozan bir şeymiş bu yani. Bunu itiraf ettiğine göre. Ay neyse. Demek Candan Hanım namussuz bir kadındı. Aslan gibi kocası, gül gibi kızı varken Göker denilen bir adamı koynuna alıyordu. Yani Joker. Kart, Joker kartı. Yani orada bahsediyorlar ya ay bu koynuna aldım falan filan. Onu şey zannediyor. Göker diye bir adam zannediyor. Sonra hemen hizmetçiye söylüyor bunu. Hanım var ya Göker diye bir herifi geçen gün koynuna almış anlarsın ya. Sonra hizmetçi kadın da çok şaşırıyor bu bilgiye falan. Sonra onların yanına gidiyor dinlemeye başlıyor. Hayır falan diyor sonra. Göker değil Joker diye bir kartları var ya. Böyle Kiraz'a açıklıyor bunu falan. Neyse sonra Dilek öyle uykusundan uyanıyor. Acıktım. İkindi kahvaltımı hemen istiyorum diyor. Git Meryem Hanım'a söyle her şeyden bir tabağa koyup buraya getirsin. Yok yok bahçede yemek daha iyi olacak. Bahçeye getirsin falan diyor. Kızdaki keyfe bak yalnız küçücük kız. Güzellik uykusuna yatıyor uyanıyor sonra. Ay tabağı her şeyden koyun. Bahçeye getirin orada yiyeceğim ikindi kahvaltımı falan diyor. Kiraz bu işe hanım kızmaz mı diye sormaktan kendini alamadı. Meryem kadın kayıtsızlıkla dudak büktü. Kızının yemesine kızmaz hatta sevinir bile. Görmüyor musun parmak kadar çocuğun bir dediğini iki etmiyor. Anası babası da üzerine titriyorlar. Zenginlerin tümü böyle zaten. Çocuklarını öyle bir şımartıyorlar ki. Yani aslında çok kötü davrandığı da oluyor ama kadının dikkatini bu çekmiş demek ki. Bir dediklerini iki etmiyorlar falan diyor. Meryem kadın söylenirken Kiraz kendi annesini anımsadı. Habibe Hanım kızını her fırsatta gagalardı. Kız kısmı ocaktaki aşın üstünden yemez. Kız kısmı fındık, fıstık, şeker, lokum yemez. Bunlara alışırsa dara düştüğü gün Allah etmesin kötü yola vurur kendini. Allah'ım hayatımda duyduğum en acayip denklem yani. Kadınlar yani kızlar küçük kızlar çikolata şeker yememeleri lazımmış. Yoksa maazallah bulamazmışız bir gün. Ve o bulamadığımızda da orospuluğa başlarmışız yani. Ben çikolata şeker alışırmışız ya o tada. Denkleme bak ya gerçekten beynim eridi yani. Neyse. Kız kısmı yüksek sesle gülmez. Erkek arıyor sanarlar. Kız kısmı yüksek yerlerden atlamaz. Limon yemez. Bunları yaparsa kızlığı akar gider de Allah etmesin gerdekte yüzü kara çıkar el oğlum. Limon yemek ne alaka ya? İnanılmaz ya. Kız kısmı onu isterim bunu istemem diyemez. Diyerek başının etini yer. Yani kız kısmı yaşamasın o zaman daha iyi yani. İstediğini bile söyleyemeyecekse bir insan neden var olsun? Sonra kadınlar için sofra kuruluyor. Sofrada da böyle 2 saat anlatıyor. Yok yok yani. Patlıcanlı börekler bilmem neler falan. Çerkez tavukları falan. Süheyla Hanım sofraya otururken pek istekliydi. Aman öyle acıkmışım ki. Candan'ın yemeklerine de can dayanmaz doğrusu. Yok canım. Bu konuda sizlerle boy ölçüşülmez. Geçen haftaki su böreğinin tadı hala damağımda. Afiyet olsun yine yaparız dedi Ayşe Hanım. Sonra şişinerek sözünü sürdürdü. Yeni aşçının Alaturka yemeklerine diyecek yok. Ama Alafranga da pek başarılı olamıyor. Geçen gece Ragıp Beyler gelecekti. Şöyle değişik bir şeyler yapalım dedim. Söylemek ayıp Mersin karidesten greten yaptı. Fazla mı kavurdu bilmem. Yerken genizde acımtırak bir tat bırakıyordu. Çok utandım konuklardan. Buna karşılık Çerkez tavuğu herkesten övgü aldı. Ragıp Bey'in hanımı melek sufle uzmanıdır. Onu hoşnut etmek için menüye sufle de eklemiştim. Keşke eklemez olaydım. Hiç kabarmamıştı. Rezil oldum. Aslında şahane bir hamur tatlısı yapmıştı aşçıbaşı. Sufleye hiç gerek yoktu.
Deme lazım, hamur işlerini çok iyi yapıyor. Bürümcük gibi yufka açıyor. Şaşıyorum, o koca koca elleri, odun gibi parmakları nasıl beceriyor o işi? Köylüleri öyle bir aşağılıyorlar ki. Aslında burada da hani az önce siyasal İslamcıları eleştirdi ya. Burada da aslında belli belirsiz o zengin insanları, işte kibirlerini falan, köylüler hakkında nasıl konuştuklarını, onlara nasıl davrandıklarını falan eleştiriyor. Ama ortaya koyuyor bilgiyi yani. Hani herhangi bir bize böyle ahlaki değerlerden falan bahsetmiyor. Yani doğrusunu anlatmıyor. Ortaya koyuyor. Ve yani sen onu oradan seçip almak zorundasın. O yüzden anlayabiliyorum yani insanların niye eleştirdiğini. Ama özgürlük kısma gelince bakalım gerçekten o kısımları nasıl yazdığını merak ediyorum. Kiraz'ın sevgilisi falan olacak. Belki fikrimi değiştirebilirim yani. Ragıp Bey ne iş yapar Allah aşkına? Ne zaman onun adı anılsa ya Avrupa'dan Amerika'dan geliyor ya da oralara gidiliyordur. Karısını da yanına alıyor mu bari? Yılda bir iki kez Melek Hanım'ı alıp dünyayı gezdiriyor. Dönüşte de bavullar dolusu giysi, avuç dolusu mücevher alıyor karısına. Daha ne yapsın? Böyle koca dostlar başına. Sonra dedikodu yapmaya başlıyorlar işte. Bir metresi varmış. Kendileri tavuk, hindi, karides, balık, buhara pirincinden tereyağlı pilav yerken hizmetçiler kıymalı patates, pırasa, şalgam, patlıcan, ıspanak yemeği yiyorlarmış falan diye eleştiriyorlar. Çünkü et yemek zenginlik ya. Artık pek öyle değil bence. Ama o zamanlar et yemek çok zenginlik olarak şey yapılıyor. Ama hizmetçilerin yemekleri bence daha dengeli bir beslen. Sebze falan var en azından. Daha düzgün yani. Sürekli tavuk, hindi, karides, tereyağlı pilav falan yersen gut olursun, geberirsin yani. Hizmetçiler en azından sebze falan da yiyorlar yani. Daha böyle kıymalı patates saymazsan vejetaryen besleniyorlar. Vegan besleniyorlar hatta. Bence gayet hoş yani. Bundan daha malcı bir yorum yapılamazdı bu arada. Hizmetçilere kötü yemek veriyorlar falan diyorlar. Ben de ama vegan besleniyorlar en azından. Hani şey diyorlar ya. Ya ülkede peynir alamıyoruz artık falan diye insanlar isyan ediyor. Veganlar da diyorlar ya aa ne güzel işte vegan beslenmiş oluyorsun falan. Oysa ki orada olay o değil aslında yani. Tamam vegan da beslenilmesi gerekiyor da yani. Anladınız işte neyse. Kiraz bir yandan sofraya hizmet ediyor. Bir yandan da bu iki hanım arasındaki söz savaşını dikkatle izliyordu. Konuşmaları kaçırmamak için mutfakla salon arasındaki koridoru koşarak geçiyordu. İşte tartışmaya başlıyorlar. Yok Ragıp Bey böyle iyi, yok şöyle kötü falan diye. Duydukları kendisinde tadına doyulmaz bir şaşkınlık ve dayanılmaz bir merak uyandırıyordu. Hiç bilmediği bir dünyanın kapı aralığından sızan gizemli ışınlar gibi onu adeta büyülüyordu. Duyduklarının pek çoğunu gereği gibi kavrayamadığının bilincindeydi. Ama yine de kimin ne demek istediğini anlıyordu. Candan Hanım bu tür söyleşiler yüzünden Dileği konuk masasına oturtmuyordu. Bir sürü karmaşık konuyla kafasının karışmasını istemiyordu. Kiraz'ın tüm konuşmaları yutarcasına izlediğini fark edince kaşlarını çatarak ona çıkıştı. Ağzını açıp laf dinleyeceğine çayları yenilesene. Sonra konuklar sofradaki yiyecekleri bir solukta silip süpürmüşlerdi. Kiraz boş servis tabaklarını taşırken bu duruma şaşmaktan kendini alamadı. Bu denli varlıklı, bu denli süslü, bu denli kibar hanımlardan böylesine oburuk beklemiyordu doğrusu. Ya Kiraz onların insan olduğunu unutuyor. Hepimiz insanız yani. Onlar da insan. Öküz gibi yiyorlar işte yani ne yapsınlar. Bir de benim şöyle bir teorim var. Aslında insanlar o kadar acizler ki yani günün sonunda hepimiz ne kadar zengin olursak bile olalım. Mars'a bile gidelim. Ne yaparsak yapalım. Aslında hepimiz yemek yemek için çalışıyoruz yani. Wow, damn falan beynim patladı falan. Yani böyle çok belki milyonlarca kez yapılmış bir argümandır. Orasını bilemeyeceğim ama ben yeni keşfettim bunu ve sizinle de paylaşmak istedim. Sonuç olarak yani en zengin insan bile o gün yemek yemese mesela ya da o gün kötü bir şey yese, istemediği gibi bir besin şeyi olsa çok sinirlenir, çok üzülür yani bu kadar para kazanıyorum yani. Herhalde en iyisini yiyeceğim diye düşünür. O yüzden insanların ne kadar aciz olduğunu hatırlatıyor bu bana. Hepimiz günün sonunda yiyoruz ve sıçıyoruz yani. Her işin başı o aslında. Masada yediğimiz ekmek falan yani. Yani kinoalı, çiyalı bile olsa ekmek yani. Biz beslenmek zorundayız yani. Bunlar da besleniyorlar işte. Ne kadar zengin oldularsa olsun yemekleri silip süpürüyorlar yani. Ya anlat ya tam anlatamadım ama anladınız işte. Sonra işi bitiyor ve Dileğin yanına gidiyor Kiraz. Gel oyun oynayalım. Saatlerdir sıkıntıdan patladım. Annemin oyun günlerinde hep böyle oluyorum diyor Dilek. Madem bu kadar bunalıyorsun annene söyle de oyuna gitmesin. Seni çok sever biliyorsun diyor Kiraz. Söyleyemem. Babam ara sıra söylüyor da annem çok kızıyor. Oyundan da koparsan bu hayat çekilmez olur diyor. Konken oynamak onu çok eğlendiriyormuş. Büyüyünce ben de öğreneceğim o oyunu. Bazen babamın tepesi atıyor. Anneme bağırıp çağırıyor. Annem o zaman çeker giderim diye karşı duruyor babama. O gidecek diye öyle korkuyorum ki. Sonra Kiraz'ın içi burkuluyor. Dileği öpüyor. Acıyor yani çocuğa. Bir şey olmaz diyor işte. Kendi ailesinde de böyle şeyler olduğunu anlatıyor. Kendi annesinin de çeker giderim falan dediğini söylüyor. Babasının pardon. Ama bir yere gitmezler merak etme falan deyip içini rahatlatıyor. Dilek de diyor ki keşke sen benim kardeşim olsaydın. Seninle olunca hiç sıkılmıyorum.
Oysa hizmetçilerle kalınca çok canım sıkılıyor. Çoğu beni annem gider gitmez odama kapatırdı. Ağlar, bağırır, tepinirdim. Dönüp bakan olmazdı. Bebekliğimde de Fatma diye bir bakıcım varmış. Annem evden çıkar çıkmaz bana bir kaşık viski içirirmiş. Ben hemen uyurmuşum. Kendisi de keyfine bakarmış. Annem neden sonra durumu anlamış da kovmuş o kadını. Eskiden böyle şeyleri çok duyuyordum ya. Öksürük şurubu içiren viski. Böyle ilaçlar, alkollü şeyler falan. Hatta reklamları vardı biliyor musunuz? 50'lerde falan bir reklam vardı. Çok şu anda dalga geçiriyordu o reklamlarla. Çocuğunuzun hareket, yani yaramazlığından çok mu sıkıldınız? Uyku ilacı, uyutun, o uyusun, gebersin, siz de istediğiniz yapın falan gibi. Böyle reklamlar var. Çocuklara ilaç verilmesini doğru bulan. Çok ilginç ya. Büyüyünce tam 10 tane çocuk doğuracağım. Hiçbir günde oyuna gitmeyeceğim. Hepsine kendim bakacağım. Canları hiç sıkılmayacak. Hiçbir şeyden korkmayacaklar diyor Dilek. Buradan da işte Dilek'in anne sevgisine ne kadar aç olduğunu, ne kadar ilgi istediğini falan anlıyoruz yani. Sonra babası geliyor. Babam, canım babam, güzel babacığım, bugün çok erken geldin. Sonra babası da kızına sarılıyor falan. Hava çok sıcak, denize gidelim mi? Gidelim babacığım, hemen gidelim. Annenin konukları gittiler mi? İçerideler. O halde kimseye görünmeden yavaşça mayolarımızı alıp çıkalım. Bir saat sonra döneriz. Dilek sevinçle ellerini çırptı. Böylesi daha iyi. Annem oyun bitince beni sorar Kiraz'la Meryem teyzeye. Onlara da Dilek evde yok, yok deriz. Kızın çekip gitmiş desinler annemi. Bir iyi korkutalım onu. Ha baba ne dersin, korkutalım mı? Olur dedi baba, korkutalım. Yani çocuk annesinin ilgisini ve sevgisini kazanabilmek için böyle çok çarpık bir yola başvuruyor. Yazık yani. Babasına sorması lazım. O kızım niye öyle diyelim ki ya falan filan ama. Olur falan diyor baba da. Sonra kadınlar, konuklar yani gidiyorlar. Giderken de Meryem'le Kiraz'a bahşiş bırakıyorlar. Kiraz böyle bahşişi önce çok garipsiyor. Niye bana bahşiş verdiler ki falan diyor. Meryem de diyor ki sofraya hizmet ettin ya onun için işte bir de Kiraz'ın bileziğini almışlardı oyunda şans getirsin diye. O bilezik şans getirdi demek ki sana yüklü bir bahşiş bıraktılar falan diyor. Sonra Candan Hanım'ın canı nedense çok sıkkın, tamam mı? Kocası ve Dilek denizden dönüyorlar. Candan neredesin, biz döndük diyorlar ama hiç ses çıkmıyor. Sonra yatak odasına gidiyor Kerim Bey. Ne oldu, yorgun musun? Yorgun falan değilim, sadece canım sıkılıyor. Moralim bozuk bugünlerde, kendimi oyuna veremiyorum. Kerim Bey alttan aldı. Moralin ne demeye bozuluyor? Çok şükür hiçbir sorunumuz yok. Tüm isteklerini yerine getiriyorum. Candan Hanım öfkeyle kocasının sözünü kesti. Evet haklısın. Yediğim önümde, yemediğim ardımda. En iyi yerde, en güzel köşkte yaz geçiriyorum. Türlü türlü giysiler, paha biçilmez takılarım var. İki de hizmetçi tuttun rahat edeyim diye. Oyuna gidiyorum. Elimi hiçbir işe sürmüyorum. Manikürcüm, ağdacım ayağıma geliyor. Kısacası herkesin özeneceği bir hayatım var. Bunlar değil mi söyleyeceklerin? Her şeyim var gerçekten, evet. Ama gönlüm sen olamıyor bir türlü. İçim daralıyor. Çabucak canım sıkılıyor. Ada da sıktı bu yıl. Gelecek yaz gelmeyelim buraya. Yemin ederim var ya. Gerçekten hani hiçbir şey yapmıyor. O yüzden canı sıkılıyor aslında. Çalışsa, kendi işi olsa, değil mi? Asla sıkılmaz. Bu, yani bu sıkılmanın, her şeye rağmen mutlu olamamanın sebebi, iç sıkkınlığının sebebi hayatta bir amacın olmaması. Hiçbir işe yaramamak yani. Çok garip. Çocuğuyla bile ilgilenmek istemiyor ya da farklı bir depresyon. Yani bir şekilde hayattan keyif alamıyor işte. Ama insan sinirlenmeden kendi alamıyor yani. Bu karakteri hiç ısınamıyorsunuz yani kitap boyunca. Böyle iyice gıcık oluyorsunuz yani her hareketine, her sözüne. Aman Candan, kaç para gittiyse gitsin varsın. Sıkılma, canın sağ olsun. Hadi kalk. Bir güzel giyin de akşam yemeğine çıkalım. Hadi ile birlikteydik vapurda. Akşam deniz kıyısında bir restorana gidelim dedi. Ama ben sana danışmadan söz veremedim. Ne dersin ha? Bence açılırsın, sıkıntın dağılır. İstemem. Hadi'nin mıymıntı karısını çekemeyeceğim bugün. Onlarla buluşmayız. Kıyıdaki restoranlardan birine gider otururuz. Soframızı donatır bir güzel kafa çekeriz. Candan şöyle bir düşündü. Yaz geçiyordu. Siyahlı bejli emprimesini daha bir kez giymemiştik. Emprime bir kumaş çeşidi yani. Siyahlı bejli elbise olarak düşünün siz onu. Onu giydi. Siyah rugan ayakkabılarıyla krokodil çantasını aldı. Timsah derisinden yani. Pırlanta setini takındı. Kendini öylece gözünün önüne getirdi. Rıhtım boyunca boy gösterip salınarak hava atmanın tam sırasıydı. Abi amaca bak ya, hava atmak yani, keyif almak değil, hava atmak. Düşlerinden sıyrılıp ayağa kalktı ve tez tez giyinmeye başladı. Sonra Dilek nerede diye soruyor. O sırada Dilek odasından çıktı. Annesini görünce coşkuyla bağırdı. Ay ne güzel olmuşsun anne. Annesi baştan savma gülümsedi. Ya bir çocuk sana bir iltifat etti, ay teşekkür ederim falan dersin ya. Yemin ederim. Annesi baştan savma gülümsedi. Neden giydin bu yeni giysiyi? Dilek'in gözlerinin içi gülüyordu. Akşam yemeğinde şık giyinmeli dersin ya. Ben de size yemekte güzel görünmek istedim. İyi ki böyle yapmışım. Nereye gidiyoruz? Annesi hiç yüz vermedi. Bir arkadaşımızla yemeğe davetliyiz. Seni alamayacağız çünkü çocukları yok. Sıkılırsın. Dilek dudağını sarkıtıp suratını astı. Annesi daha bir sertleşti.
Aman Dilek, 40 yılda bir dışarıya yemeğe çıkıyoruz. Lütfen burnumdan getirme. Vır vır edersen gitmem. Hemen soyunup yatağa girerim. Bunu yapacağımı bilirsin. Çocuğu bir de cezalandırıyor ya. Zaten çocukla ilgilenmiyorsun. Sevmiyorsun resmen çocuğu yani. Bir de cezalandırıyor ya. Bak böyle yaparsan yatağa girerim, geri girerim falan. Dilek ister istemez özür diledi. Kirazla yemeğinizi yiyip televizyona bakın. Saat 10'da yatarsınız. O sırada Meryem mutfaktan çıka geldi. Bir yere mi gidiyorsunuz yoksa? Domatesli pilav pişirdim. Mangalı da hazırladım. Izgara. Candan Hanım'ın yine kaşları çatıldı. Yüzü bulutlandı. Çok iyi. Dilek Hanım surat asmasın, Meryem'in yemekleri boşa gitmesin diye dışarıda yemekten vazgeçelim bari. Ya sen ne biçim bir insansın, sana yemek hazırlamış, aa dışarı mı çıkıyorsunuz ya tüh falan diyor kadın. Bu kadar bir yani hiç Umbridge'den beri en nefret ettiğim karakter, öyle söyleyeyim size. Harry Potter'daki Umbridge'i bilenler neyden bahsettiğimi anlayacaktır. Neyse, Kerim Bey karısının adam akıllı sinirlendiğini anladı. Hemen araya girdi. Benim güzel kızım hiç surat asmaz. Söz veriyorum, cumartesi akşam çayında kulübe götüreceğim seni. O gün müzik de var. Çok eğleneceksin. Anlaştık mı? Anlaştık dedi Dilek. Öyleyse gülümse bakalım. Bir de annenle beni öp. Dilek yarım yamalak gülümseyerek annesiyle babasının yanaklarına buz gibi birer öpücük kondurdu. Kapıdan çıkarlarken Kerim Bey Meryem'e öğütledi. Meryem yatarken kapıyı güzelce kilitle. Ne olur ne olmaz. Dost var, düşman var. Burada da zenginiz ama işte hayat çok, güvenlik önlemleri almamız gerekiyor falan. Para her zaman mutluluk getirmez. Böyle bir mesaj vermeye çalışmış, anlamadım. Ama burada bitirelim isterseniz. Çok bayağı uzun bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde kulübe gidecekler. Ve kulübe birini daha götürecekler. Bakalım kimi götürecekler ve o götürdükleri kişi kulüpte neler yapacak? Nasıl davranacak acaba? Köylü gibi mi davranacak? Şehirli gibi mi davranacak? Çok ilginç şeyler olacak. Ve çok büyük kopma noktaları yaşanacak. Böyle bir fragman da vermiş olayım şimdiden. Ve bitirelim artık. Evet, umarım güzel bir başlangıç olmuştur. Anlattığı şeyler evet kötü şeyler ama eğlenceli gidiyor bence. Bence iki bölüm daha sürecek bu. Ama eğer çok ilginç konular olursa belki bonus bir bölümümüz de olabilir. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Been a change in your demeanor. You're like those nasty girls from school. Look at you huddled around that table there. You're like an argument of witches. As I walk by, you all start whispering and laughing. You're just a bunch of sad old bitches.